Müşterinin kendi kendine yedek parça değiştirme sürecine hoş geldiniz. Bu video, başarıyla yedek parça değişimi gerçekleştirmeniz için size ipuçları sağlayacaktır. İlk olarak, iş yerinizin dağınıklık içermediğinden emin olun. Ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce fişinin prizden çekildiğinden emin olun. Yedek parçayı antistatik poşetinden çıkarmayın. Değiştirilecek parçayı çıkarana kadar poşetin içinde saklayın. Antistatik poşet içindeki yedek parçalara dokunmadan önce elektrostatik boşalmanın bileşene zarar vermemesini sağlamak için doğru şekilde topraklanmış olduğunuzdan emin olun. Düzgün bağlanmış bir ESD bilek kayışı kullanarak veya geçici bir çözüm olarak ülkenizde varsa duvar prizindeki bir topraklı pime 2 saniye dokunarak doğru topraklama mümkündür. Alternatif olarak yakın çevrenizde boyasız ve toprağa bağlı başka bir metal parçasına dokunabilirsiniz. Örneğin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi metal bir cihazın boyasız bir parçasına veya buzdolabının menteşelerine dokunabilirsiniz. Yine dizüstü bilgisayarın içindeki elektrikli bileşenlerin herhangi birinin ESD hasarını önlemek için dizüstü bilgisayar kasanızı açmadan önce topraklanmış olduğunuzdan emin olun. Arızalı parçayı hemen antistatik torbaya koyun. youtube.com/hpsupport adresinde bulunan destek videolarımızı inceleyin. Sonraki yönergeler yalnızca iade edilebilir parçalar için geçerlidir. İade talimatlarınız arızalı parçayı iade edilemez olarak listeliyorsa lütfen kusurlu parçayı sorumlu bir şekilde atın. Kurulumu bitirdikten sonra eski parçayı paketleyip HP'ye geri göndereceksiniz. Yedek parçanın gönderildiği orijinal kutunun dışında plastik bir poşette olması gereken iade etiketini kullanın. İade etiketi yoksa yardım için HP destekle iletişime geçin. İade talimatlarını dikkatlice okuduğunuzdan emin olun ve orijinal nakliye etiketinin üzerine bir taşıyıcı iade etiketi yapıştırın. Operatörle telefonla iletişime geçebilir, çevrim içi bir teslim alma planlayabilir veya alternatif olarak parçayı varsa nakliyecinin teslim noktasına bırakabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, güç kablosunun elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun. Parçayı değiştirmeye hazır olana kadar yedek parçayı antistatik torbadan çıkarmayın. Daha önce bahsedilen yöntemlerden birini kullanarak, değiştirme işlemi öncesinde ve sırasında topraklandığınızdan emin olun. Ve kusurlu yedek parça işleme ile nasıl devam edileceğini bilmek için kutunun yan tarafındaki plastik poşette bulunan iade talimatlarını dikkatlice okuyun. Bu yönergeleri takip etmek, sorunsuz bir değiştirme sürecinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.